Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir iPad alacaksanız iPad 9 şu anda yeni iPad'ler içerisinde alınabilecek en mantıklı seçenek. Hatta bir açıdan da en uygun fiyata sahip olan model. Tabii özellik olarak da yine yeni iPad modelleri içerisinde en düşük versiyon, en düşük özelliklere sahip olan model. Fakat buna rağmen birçok kişinin bir tabletten beklediği birçok ihtiyacı kolaylıkla karşılayacak seviyede. Neden tüm ihtiyaçları demiyorum? Artık biz profesyonel işlerimizi de tabletlerde, özellikle iPad Pro modellerinde yaptığımız için bazı noktalarda sizi kısıtlayabilir ama net bir şekilde bir tabletten beklediğiniz birçok şeyi rahatlıkla karşılayacağını ve bunu uzun süre karşılayacağını söyleyebilirim. Hatta videonun başında da bahsettiğim gibi ilk bakışta biraz bize pahalı da görünse de aslında önceki nesle göre daha uygun fiyata satın alabiliyoruz yeni iPad 9'u. Bu yüzden yeni bir iPad almayı düşünüyorsanız karar vermeden önce bu videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Önceki model olan 8. neslin 32 GB seçeneği halihazırda 3200-3300 bandında satılıyor. 9. nesil olan yeni iPad'in başlangıç modeli ise 64 GB depolama alanı sahip ve 3899 liraya satın alınabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla depolama alanını da hesaba kattığımızda yeni bir iPad alacaklar için yeni iPad'in 9. nesil olan modelin öncekine göre aslında daha avantajlı bir model olduğunu da söyleyebilirim. Tabii aradaki farklara da birazdan değineceğim ama fiyat tarafında önceki nesile nasılsa benim işimi görür deyip de burada bir hata yapmanızı istemiyorum açıkçası. Yeni bir iPad alacaksanız hesabı doğru yapmanız lazım. Çünkü o aradaki depolama boyutu fiyat farkından daha çok fark ettiren. Yani 500 lira fiyat farkı varsa o aradaki depolama boyutu aslında daha fazla farkın karşılığı olduğu için bize yeni iPad daha avantajlı geliyor. iPad 9 uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle satın alınabiliyor. Önceki nesilde 32 ve 128 GB depolama seçenekleri yeni iPad'de 64 ve 256 olarak güncellenmiş. 9. nesil iPad'de önceki nesil iPad'i içinden çıkardığımız kutunun aynısıyla geliyor. Tek fark buradaki 9. nesil yazısı ve tabii en üstte yazan depolama alanı. iPhone ve Apple Watch modellerinde tamamen kaldırılan jelatin iPad'de devam ediyor. Başka bir şey daha devam ediyor ama onu kutuyu açtıktan sonra göstereceğim. Kutuyu saran jelatinden kurtarıp kutuyu açtığımızda bizi önce 9. nesil iPad karşılıyor arkadaşlar. Hemen altında kullanım kılavuzu ve stickerların yer aldığı zarf. Onun altında ise az önce bahsettiğim iPhone ve Apple Watch'la arasındaki diğer farkı görüyoruz. USB-C güç adaptörü. Evet, iPad'in kutusundan 20 Watt USB-C güç adaptörü çıkıyor arkadaşlar. Tabii USB-C Lightning kablosu da çıkıyor. Biliyorsunuz iPhone'larda ve Apple Watch'larda kutuda şarj kablosu var fakat bir adaptör yok. iPad'lerde ise kuttan adaptör çıkmaya devam ediyor. Yeni iPad'i üzerindeki jelatinden kurtardığımızda aslında önceki nesille birebir aynı tasarıma sahip bir iPad'le karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ve açtığımızda artık iPad'lerde bizi yeni iMac ve yeni iPhone'larda gördüğümüz Apple'ın nostaljik Hello yazısı karşılıyor. Şu anda masada iPad 8. nesilde var ve 9. nesili kuttan çıkardıktan sonra bu iki modeli birçok açıdan karşılaştırdım. Ayrı bir karşılaştırma yapacak kadar büyük farklarla karşılaşmadığım için bu videoda bu farkları da sizlerle paylaşacağım. Başta da söylediğim gibi üzerine basa basa tekrar ediyorum. Yeni bir iPad alacaklar için normalde gerek yok öncekini alın dediğim videolar çok fazladır ama bu kez çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yeni bir iPad alacaklar için 8. nesil ve 9. nesil arasındaki en mantıklı seçenek iPad 9. nesil arkadaşlar. Buradaki konu aradaki değişiklikler ya da gelen yenilikler değil, verdiğiniz paraya karşı ne almış olduğunuz. Fakat 8. nesil bir iPad kullanıyorsanız o zaman tabii ki farklı bir bakış açısından bakmamız gerekiyor. 8. nesil iPad'e sahip olan birisinin onu değiştirip 9. nesil iPad almasına gerek yok arkadaşlar. Sadece yeni bir tane alacaksanız o zaman tercihinizi 9. nesilden kullanmanız daha mantıklı olacaktır ve daha aslında hesaplı gelecektir size yeni iPad. Detaylarından birazdan bahsedeceğim. Fakat şimdi iki iPad arasındaki farkları kısaca anlatmak istiyorum. İyileştirmeler neler diye sorarsanız kesinlikle tasarım değil arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi tasarım önceki nesille birebir aynı. İki iPad'i yan yana koyduğumuzda gözle görülür bir fark göremiyoruz. Peki göremediğimiz farklar neler? Yeni iPad teknik açıdan geliştirilmiş. Görsel açıdan önceki modelle aynı olsa da kullanımı ve deneyimi olumlu etkileyen farklar söz konusu. 10.2 inçlik ekrana True Tone özelliği eklenmiş. Ayrıca başta da söylediğim gibi artık başlangıç modelde 64 GB depolama seçeneği var. İkinci seçenek ise 256 GB. İşlemci A12'den A13 Bionic'e yükseltilmiş. Her iki çipte 7 nanometre fabrikasyon süreciyle üretiliyor. A12 Bionic Yonga setiyle 2018 yılında iPhone 10S, 10S Max ve 10R modellerinde, XR modellerinde karşılaşmıştık. Yani 3 yıl önceki iPhone'larda kullanılan, o zaman tanıştığımız bir chipsetten bahsediyoruz arkadaşlar. A13 Bionic ise bundan 1 yıl sonra 2019 yılında iPhone 11 serisinde karşımıza çıktı. A12'ye göre çok daha hızlı ve performanslı ve daha az güç tüketen bir işlemci ki iPhone 11 Pro'da ben bu işlemciyi 4K videolar editlerken çok yoğun bir şekilde kullandım ve hiçbir şekilde performans sorunu yaşamadım. Bugün iPhone 11 Pro ile aynı şeyi yapmak mümkün mü? Evet, kısmen mümkün. Birçok farklı formattaki 4K videoları iPad'de sorunsuz bir şekilde editleyeceksinizdir. Ben farklı denemeler yaptım ve herhangi bir sorun yaşamadım.
aşamadım. Şu anda inceleme konumuz olan 9. nesil iPad, kullanım deneyimi olarak, kullanıcı deneyimi olarak başlangıç seviyesi bir iPad'den beklenen her şeyi rahatlıkla veriyor. Önceki nesilde olduğu gibi Apple Pencil, 1. nesil Apple Pencil desteği aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar ve Magic Keyboard desteği de devam ediyor yeni iPad'de. 8 megapiksel arka kamera bu modelde de devam ederken kamera tarafındaki devrimi ön kamerada görüyoruz. Önceki nesilde 1.2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir ön kamera vardı ki bence kesinlikle yetersizdi. Yani FaceTime görüşme yaparken karşıdaki bir iPad 8 kullanıyorsa bunu kesinlikle anlardınız. Yeni iPad'de 12 megapiksel ultra geniş ön kameraya geçiş yapılmış ki yeni iPad Air'dan ve önceki nesil iPad Pro'lardan daha iyi bir ön kamera. Ayrıca yeni iPad Pro'larda da bu kameranın True Depth olanı kullanılıyor. iPad Pro'larda gördüğümüz ana sahne özelliği Pro olmayan iPad'lere de gelmiş. Ön kamerayı kullanırken online toplantılarda, FaceTime görüşmelerde kamera kadraj sizi takip ediyor. Yani kameranın arkasında birisi varmış da sizi resmin, kadrajın ortasına yerleştiriyormuş gibi bir işlem yapılıyor. Bunu daha önceki videolarda size göstermiştim arkadaşlar. Ana sahne özelliği artık iPad'de de var ve bu şekilde bir görüşme yaptığınızda kadraja birisi girdiğinde açı genişe açılıyor veya siz tek başınıza kaldığınızda resim daralıyor, sizi kadrajın merkezine oturtuyor. Tabii bu bazı kazalara da neden olabilir. Bu yüzden bu tarz evden çalışan, online çalışan kişilerin bu özelliğin çalıştığını unutmadan ayağa falan kalkarken ona göre dikkat etmesi lazım. Benzer kazaları internette çok fazla görüyoruz arkadaşlar. Hani böyle bir özellik olduğunu unutmayalım. Ayrıca ön kamera saniyede 25, 30 ya da 60 kare 1080p video kaydı yapabiliyor. Stabilizasyon özelliği var. Arka kameraya da 30 FPS dışında 25 FPS video seçeneği de getirilmiş. Ayrıca iPadOS 15'te yer alan canlı metin özelliğiyle kamerayı çevirdiğiniz yazılardaki metinleri kopyalayıp notlarınıza yapıştırabilir ya da mail olarak yazı şeklinde gösterebilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak iPhone özellikleri serimizde bu özelliğin iPhone'larda nasıl çalıştığını detaylı olarak çok kısa bir şekilde anlatmıştım. Kanalımdaki Shorts bölümünde ya da Instagram hesabımdaki Reels bölümünde bu videoya da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde iPad'de de birebir aynı özelliği kullanabiliyoruz arkadaşlar. Henüz Türkçe karakterleri desteklemese de hem iPhone'da hem de iPadOS'ta, iPad'de bu haliyle de bence bayağı iş görüyor. Ama tabii Türkçe desteği geldiğinde çok daha kullanışlı bir özellik olacaktır. 250.6 mm uzunluk, 174.1 mm genişlik, 7.5 mm kalınlık önceki nesille aynı olsa da 487 grama düşürülen 9. nesil iPad önceki nesilden 3 gram daha hafif. SIM kartlı yeni iPad ise 498 gramlık ağırlığıyla önceki nesilden yine 3 gram hafif olmakla beraber kendi neslindeki hücresel olmayan iPad'e göre 11 gram daha ağır. Ekranda sRGB True Tone dışında bir fark yok. Ne yazık ki 120 Hz ProMotion ekran yok. Yine 60 Hz'de sınırlıyız yeni iPad'de. Fakat zaten bu sadece Pro modellerde var. Yeni iPad Air'da da şu anda 120 Hz ekran tazeleme hızını alamıyoruz. Açıkçası kullanımda da True Tone ekran farkı dışında genel deneyim, ekran tarafındaki deneyim bana aynı geldi arkadaşlar. 8 ve 9. nesil arasında çok hissedilebilir. Yani kullanıma yansıyan, son kullanıcıya yansıyan bir fark göremedim. Fakat dediğim gibi True Tone ekrandaki tonu etkileyen bir özellik olduğu için bunu fark ediyorsunuz. Fakat diğer açılardan deneyim aynı. Tabii ekran tarafında bu çerçeveler özellikle film, dizi ya da işte video içerik tüketirken benim kullanım zevkimi, kullanım deneyimimi çok da olumlu etkilemedi. Açıkçası beni rahatsız etti. O kalın kalın çerçeveler artık bir iPad'de görmek istemediğim şeyler ama birçok kullanıcı, belki iPad'in hitap ettiği kitle, belki bunu kullanacak olan öğrenci arkadaşlarımız bundan çok rahatsız olmayabilirler. Fakat bir kez iPad Pro kullandıysanız ya da işte yeni iPad Air vesaire kullandıysanız bu çerçeveler sizi rahatsız edecektir. En azından beni etti. Umarım size etmez. Çünkü şu anda başlangıç seviyesindeki iPad modellerinde başka bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Ama eminim bunu yeni versiyonda artık değiştireceklerini düşünüyorum. Artık bu tasarım, bilmiyorum Apple bunu daha ne kadar kullanır ama bence değiştirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bundan rahatsız olmayanlarınız vardır ama ben kimsenin daha iyi bir ekran gövde oranına hayır diyeceğini de düşünmüyorum. Oyun oynarken önceki nesille şu aşamada bir performans farkı hissetmedim. Önceki nesilde tüm oyunları verimli bir şekilde, keyifli bir şekilde oynatıyor arkadaşlar. iPad 9'da aynı şekilde tüm oyunlarda sorunsuz bir şekilde güzel bir deneyim sunuyor. Fakat LumaFusion'da video editlerken yeni iPad'de A13 Bionic'in farkını biraz gördüm. Özellikle 4K 60 kare ve üzeri videoları işlerken bu farkı biraz hissettim. Önceki nesil iPad biraz daha çabuk sanki yoruluyor. Biraz daha nefes almak istiyor gibi geldi. Bunda daha takır takır ilerlediğimi söyleyebilirim. Tabii ki şimdi M1 işlemcili bir iPad Pro kullanıyorsanız ondaki bambaşka akıcılık 120 Hz işte ProMotion ekranla birleştiğinde yüksek kaliteli videolar editliyorsanız farkı hissedersiniz arkadaşlar ama dediğim gibi önceki de birçoğunuzun işini görebilir. Bunun için değiştirmeye ihtiyaç duyuyorsanız zaten muhtemelen kötü bir deneyim elde etmişsinizdir ve böyle işler için artık Pro modelleri ya da en azından yeni iPad Air'ı tercih etmenizi önerebilirim. Parmak izi de alıştığımız şekilde devam ediyor. Bir iyileştirme ya da herhangi bir fark hissetmedim. İhtiyaç var mı derseniz bence bu haliyle de Touch ID son derece verimli çalışıyor. Yeni iPad'i öncekiyle kıyasladığımda pil performansında olağanüstü bir artış hissettiğimi söyleyemem arkadaşlar. iPad kullananlar bilirler, uyku modunda
modundayken iPad'ler çok fazla güç tüketmez. Hatta bildirimleriniz kapalıysa ya da uçak modunu aldıysanız neredeyse kapalıymış gibi pil tasarrufu yaparlar. Fakat ekran açıksa, oyun oynuyorsanız, işte videolar izliyorsanız, film izliyorsanız, dizi izliyorsanız daha fazla güç tüketir. Özellikle oyun oynarken, performanslı işler yaparken o güç tüketimini fark edersiniz. Yani o pil yüzdesinin düştüğünü hissedersiniz. Fakat ekran kapalıyken çok güzel bir pil tasarrufu yapar. Arkadaki uygulamaları kapattığında ise inanılmaz bir tasarruf yapar. Bu şekilde kullandığınızda çok büyük bir fark hissedeceğinizi düşünmüyorum. Ben hissetmedim. Hem detaylı incelerken hem de günlük kullanımda çok büyük bir fark hissetmedim. Daha az güç tüketen, daha yeni bir işlemci kullanıyor. Buradan dolayı zaten bir fark söz konusu ama kuttan çıkan hızlı şarjı kullandığınızda zaten gün içinde ihtiyaç duyduğunuzda devam edebiliyorsunuz. Online ders aldığınızı düşünelim. Mesela okula gidemediniz o dönem ve online katıldınız. Bütün gün gider mi? %100 başladığınızda gününüzü kurtarır gibi hesaplıyorum. Bunun testini yaptım ama önceki nesille yaptım. Onda gidiyorsa bunda hayli hayli gider. Gider ama arada da hızlı bir şekilde şarja takıp devam etme lüksünüz var yani. Hızlı şarj ediyor. Olağanüstü hızlı değil ama 20 wattlık hızlı şarj adaptörüyle şarj ettiğinizde, kuttan çıkan adaptörle kullanımınızı bölmenize gerek kalmadan normal akışınıza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ama genel kullanımda gün içinde şarj etme ihtiyacı duyacağınızı pek de düşünmüyorum. Yani ortalama bir kullanımda bir gün rahatlığı çıkarıyor. Yoğun kullanımlarda ise kullanıma bağlı olarak ihtiyaç doğabilir arkadaşlar. Yeni bir iPad ihtiyacınız varsa ve çok profesyonel değil de bir tabletten beklenen işlemleri yapacaksınız. Bu şekilde kullanacaksınız. İşte bahsettiğimiz işleri yapacaksınız. 9. nesil iPad'in 64 GB'ını 3899 liraya, 256 GB'ını ise 5599 liraya satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ben bu videoyu hazırladığım günlerdeki resmi Apple satış fiyatları. Wi-Fi artı hücresel SIM kartlı modelini istiyorsanız 64 GB'ı 5399 lira, 256 GB'ı ise 7099 lira. İşin içine SIM kart girince malum fiyatlar epey yükseliyor. Fakat öğrenciyseniz Apple'ın eğitim indirimlerinden faydalanmanızı tavsiye ederim. Öğrenci kimliğinizde Apple Store'lardan eğitim indirimli şekilde iPad'leri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sonuçta bir öğrenciyseniz ve bu ürünleri almanız gerekiyorsa ne kadar uygun alırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Yeni nesil iPad hakkında açıkçası çok fazla söyleyebilecek büyük yenilikler yok. Özetlemek gerekirse deneyim bir öncekiyle çok yakın. İşte kameradaki, ön kameradaki ve işlemcideki farklardan bahsettik ve yeni bir iPad alacaksanız bu seviyede bir model işinizi görüyorsa, okul için online toplantılar, video izleme, internette gezinme gibi amaçlarla kullanacaksanız 9. nesil iPad sizin için yeterli olabilir. 8. nesil mi, 9. nesil mi diyenler için yeni alacaklara kesinlikle 9. nesil öneririm arkadaşlar. Wi-Fi modellerde 8. nesil için az önce baktığım güncel fiyatı 32 GB modellerde 3000-3300 lira arasında değişiyor. 128 GB model ise ortalama 5000 liraya satın alınabiliyor arkadaşlar. Şu anki güncel fiyatlardan bahsediyorum. Apple'dan 8. nesil Apple Store'dan kaldırıldı fakat internet sitelerinde ya da teknoloji mağazalarında bulabiliyorsunuz. Bu arada yeni iPad alırken şuna dikkat edin. Fiyatını yani iPad diye satılıyor bu sonuçta. 8-9 denmeyebilir. Orada iPad'i uygun almış gibi hissedebilirsiniz ama mutlaka kaçıncı nesil diye sorun. Çünkü arada çok küçük bir fiyat farkı var ve size bir ipucu olması açısından şunu söyleyebilirim. 9. nesilde 32 yok, 128 yok. Sadece 64 ve 256 var. Yeni iPad'de 256 GB Apple satış fiyatı 5599 lira. Şimdi 5000 liraya bir önceki neslin 128'i var. 5599 liraya yeni neslin 256 GB var. Aradaki fark 600 lira ama 2 kat depolama alanı da var. Yani 600 liraya yeni modeli almakla kalmayıp aynı zamanda 128 GB depolama alanı da satın alıyorsunuz ki bu diğer seçeneğe göre 2 kat depolama alanı anlamına geliyor ve yeni nesil iPad almış oluyorsunuz. İşte getirdi yeni işlemcisi eskisine göre ve yeni özelliklerle almış oluyorsunuz. Artı 1 yıl güncellemeyi garantilemiş oluyorsunuz. Öğrenciysek ve eğitim indiriminden faydalanıyorsak bu kez bu rakam 5347 liraya geliyor ki 347 liralık fiyat farkı, 128 GB depolama alanı ve 1 yıllık daha yeni model için aslında çok da önemli bir fark gibi görünmüyor. Orana baktığınızda %10 bir fark var fakat bu %10'la birebir aynı ürünü almıyoruz. Yani aynı ürünü yenisini almıyoruz. O arada aldığımız 128 GB depolama alanı 350 liraya Apple'da bunun bedeli çok daha yüksek. Normalde Apple'dan bir ürün seçerken 128 GB ekstra depolama alanı dediğinizde fiyat farklarını görüyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Bu yüzden yeni bir ürün alırken dikkat etmek lazım. Yani yeni bir ürün alacaksanız her zaman ucuz görünen ucuz olmayabiliyor arkadaşlar. Bu tarz alışverişlerinizde buna dikkat edin. 9. nesil iPad ile ilgili tüm sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.